Merhaba arkadaşlar bilgisayar mal yayınlarının hazırlamış olduğu yazılı senaryo olan çözümlerine devam ediyoruz. Dün e, 9. sınıflar için paylaşımda bulunmuştum. Bugün de arkadaşlar 10. sınıflar için 1. senaryonun çözümünü gerçekleştireceğim. E, bu arada bu videoları izlerken arkadaşlar mutlaka beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kanala abone olmayan arkadaşlar da mutlaka abone olsunlar. E, bu videoların devamı sürekli olacak zaten. Şimdi hemen birinci sorumuza başlayalım. Soruları yansıtalım ve çözümümüze başlayalım. 10. sınıflar, 11. sınıflar için de bir seans çözeceğim arkadaşlar. Sonra 12. sınıflar için. Bunlar bu iki gün içerisinde olur. Devamında da zaten bunların ikinci ve üçüncü seansları gelecek. Sizler de arkadaşlar yorumlarda taleplerinizi, bu videolarla ilgili görüşlerinizi belirtirseniz daha güzel olur. En azından böyle dönüt almış oluruz. Şimdi birinci sorumuza başlıyoruz. Yanda verilen bileşiklerdeki sabit oranları işlem basamaklarını belirterek yazınız demiş. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Bakın karbondioksit verilmiş bir de e, diazot pentaoksit bileşikleri verilmiş. Ve bunların e, içerisinde yer alan elementlerin kütlece birleşme oranlarını tek tek göstereceğiz. Peki karbon kaç olarak veriliyor arkadaşlar? Bakın burada mol kütleleri sorunun altında yazıyor. E, çok basit şunu yapacaksınız. Kaç tane karbon var bir molekülün içerisinde? O sayıyla arkadaşlar şuradaki mol kütlesini çarpacaksınız. Hemen karbon için yazalım bunu. Zaten karbon sayısı 1 olduğu için 12 olduğu gibi yazıyoruz. Bakın 12 bölü. Bu defa oksijene bakıyoruz. Oksijen mol kütlesi 16. Fakat 2 tane oksijen var. O yüzden 2 çarpı 16 diyeceğiz. Hemen şöyle yazalım. 2 çarpı 16 deyip sonucu da arkadaşlar 12 bölü. 32 olarak yazabilirsiniz. Sonrasında sadeleştirme yapacaksınız. Bakın 6 şurası kaç olur? 16 olur. Bir daha sadeleşir. Şurası 3 olursa burası 8 olur. Demek ki 3 bölü 8 şeklinde bırakabilirsiniz. 5 şıkkına geçtik arkadaşlar. Diazot pentoksit. Bakın 2 tane azot görüyoruz. Ya da 2 mol de diyebilirsiniz. Mol kütlesi değerleri verildiği için arkadaşlar biz mol diyelim. 2 mol azotumuz var. Hemen e, azot için 14 değerini görüyoruz. 2 çarpı 14 diyeceğiz. Bakın 2 çarpı 14 bölü. Oksijen 5 tane ya da 5 mol diyelim. 5 çarpı 16 yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar yine hemen yazalım. 28 bölü 5 çarpı 16'dan 80 gelir. Sadeleştirmeleri yapalım. Bakın 2'ye bölüyorum. 14'e 40. Bir daha sadeleştiriyorum. 7'ye 20 şeklinde oranlayabilirsiniz. Demek ki 7 bölü 20 sonucunu bulmuş oluyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Hemen ikinci soruya bakıyoruz. Normal şartlar altında 44.8 litre hacim kaplayan azot dioksit gazının mol sayısını işlem basamaklarını belirterek yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada ne verildi? Hacim verildi. Mol ile hacim arasındaki ilişki neydi? Eğer normal şartlar diyorsa V bölü 22,4 formülünü hatırlayacaksınız. Bakın formülü hemen yazıyorum. N eşittir. V bölü 22,4 olarak yazıyoruz. Peki burada mol sayısı yerine kaç yazarız arkadaşlar? Zaten onu sormuş. O yüzden bir şey yazamıyoruz ama hacim verildiği için 44,8'i bakın şu V yerine 44,8'i yazıyorsunuz. Bölü 22,4 diyoruz. Buradan da 2 mol sonucunu bulmuş olursunuz. Bu bir yöntem arkadaşlar. Bir de orantı yöntemiyle gidebilirsiniz. Nasıl yaparız onu? Onu da şuraya çözelim. Mesela şöyle düşünün. Gazın türü ne olursa olsun, bakın türünün bir önemi yok. Biz ne diyoruz? 1 mol gaz hatırlarsanız 22.4 litre hacim kaplar. Ne zaman? Normal şartlar altında. Peki o zaman bize 44.8 litre dediği için 44.8 litremiz kaç moldür diyemez miyiz? E burada dikkat ederseniz 44.8 22.4'ün 2 katı. O zaman şuradaki x değeri de 1 mol'ün 2 katı olacak. Yani 2 mol'ü buradan da bulabilirsiniz. Hangi yöntem hoşunuza gidiyorsa onu yazarsınız arkadaşlar. Devam edelim. Hemen bir diğer sorumuza geçtik. Üçüncü soruya bakıyoruz. 12.04 çarpı 10 üzeri 23 tane amonyak molekülünün kaç gram olduğunu işlem basamaklarını belirterek yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar burada tane verilmiş. Bizden gram istiyor. Peki biz bu taneyi önce mole çevirip molü de grama çeviremez miyiz? Çevirebiliriz. İki tane formül kullanacağız. Bakın. n eşittir n bölü na formülü yardımıyla verilen taneciyi mole çevireceğiz. Daha sonra n eşittir n bölü ma formülü yardımıyla da arkadaşlar bulduğumuz molü grama çevireceğiz. Önce şu formülü yazalım. Bakın n eşittir diyorum. Mol hesabını yapıyorum. Verilen tanecik sayısı burada. Bu n değerimiz. Yani 12.04 çarpı 10 üzeri 23. Avogadro sayısı bakın sorunun altında verilmiş zaten. Hemen bölü diyoruz. Şuradaki n'a Avogadro sayısı. Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 diyebiliriz. Zaten tam iki katı olduğunu görebilirsiniz. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 mol şeklinde bulmuş olduk. Peki bizden neyi soruyor? Kaç gram olduğunu soruyor. O zaman grama geçiş yapıyorum. Bulduğum mol sayısını bakın şu formülü kullanacağım şimdi. 2 eşittir diyorum. Mol yerine 2 yazdım. Kütlemiz arkadaşlar bilinmiyor. Bölüm mol kütlemiz sorunun altında verilmiş. Bakın amonyak için azot 14 olarak verilmiş. Şuradan bakıyorsunuz. 14 hidrojen de arkadaşlar bir olduğu için 3 tane var. 3 çarpı birden 3 yazın. 14 3 daha 17 yapacaktır. O zaman şuraya bir 17 gram yazalım. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığınız zaman m değerimiz eşittir. 2 çarpı 17'den 34 gram olarak bulunmuş olur. Evet çözümünüzü bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da orantı yöntemiyle öğrendiyseniz daha iyi yapıyorsanız orantıyla da gidebilirsiniz. Yani formüllere uğramadan orantılarla gitmekte mümkün. Şimdi dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Evet. Yandaki tepkime... En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde reaktiflerin kat sayıları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Denkleştirme yapacağız. Tepkime denkleştirirken ne vardı arkadaşlar? Bakın Maho diye bir kısaltma vardı değil mi? Neydi bu? Eğer metal varsa önce metaller. Sonrasında arkadaşlar hidrojen ve oksijen dışındaki ametaller. Mesela diyelim ki azot var, azotu ya da kükürt var. Önce kükürdü, sonra Hidrojen en sonda oksijeni denkleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın oksijeni en sona bırakmaya alışkanlık yapın. Ee, sakın ama sakın oksijenle başlamayın. Kafanız çok karışır zaten denkleştirmekte de bazen mümkün olmayabiliyor. Şimdi burada dikkat ederseniz C5H10 demiş. Karbon sayımız kaç? 5 arkadaşlar. Bakın karbonla başladım. Neden? Hidrojen var, oksijen var. E bir farklı ametal, karbon var. O yüzden önce ametal. Metal olmadığı için zaten onu dikkate almıyoruz. Peki karbon sayısı 5 ise burada da 5 olmalı mı? Bakın okun sağ tarafı ve sol tarafındaki atom sayılarını eşitliyoruz. Şuraya bir 5 yazdım. Karbonlar eşitlendi. Peki hidrojen sayımız kaç? 10 değil mi? Hemen şurada 10 olsun diye önüne kaç yazıyorum? 5'i yazdım. O da halloldu. Gelelim oksijen sayısına. Bakın şurada kat sayılar belirlendiği için ürünler tarafında 5 çarpı 2. Bakın 5 ile şu 2'yi çarpınca 10 tane oksijen buradan geliyor. 5 çarpı 1. 5 de buradan geldi. Kaç yaptı? 15 oksijen oldu arkadaşlar. O zaman burada da 15 oksijen olsun istiyorsam buraya bir sayı yazmam lazım. Ama bu sayı bakın dikkat edin 15'i elde etmem tam sayılarla mümkün olmuyor. Ne yapacağım o zaman? Kesirli bir sayı kullanacağım. Bakın 15 bölü 2 yazarsanız 15 bölü 2, 2 ile çarptığınız zaman 15 sonucunu Elde etmiş oluyorsunuz. Kesirli ifadeler kullanılır. Yalnız burada altı çizili bir ifade var arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. En küçük tam sayılarla demiş. E biz tam sayı kullanmadık. Kesir kullandık arkadaşlar. O zaman bunu tam sayı haline getirmek için tüm kat sayıları 2 ile genişletiyoruz. Bakın 2 ile çarptığım için şurası 2 oldu mu? Oldu. Şurası gitti. 15'e döndü burası. Burası o zaman kaç olur arkadaşlar? 10 olur. Şurası da yine 2 ile genişletirsek 10 sonucunu elde etmiş oluruz. Bakın kontrol edelim. Tüm atomlar eşitlenmiştir. Karbon sayımız 2 çarpı 5'ten 10 yapıyor. E burada da 10 tane karbon görebiliyoruz. Hidrojen sayımız 2 çarpı 10'dan 20 yapıyor. Bakın 10 çarpı 2, 20 sonucunu görebiliyoruz. Oksijen sayımız 15 çarpı 2'den 30 oksijen yapıyor. Ürünler kısmına baktığımızdan 10 çarpı 2'den 20 tane oksijen burada, 10 çarpı 1'den 10 tane de burada 30 oksijen yapıyor. Yani kat sayılarımız 2, 15, 10 ve 10 şeklinde. İkinci işlemi neden yaptık? Şu altı çizili ifadeden dolayı arkadaşlar. Ee, bakın en küçük tam sayılarla demeseydi şuraya 15 bölü 2 de yazabilirsiniz. Bir sorun olmaz. Ama tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilmelidir dediği için hepsini 2 ile genişletmiş, genişletmiş olduk. Bu şekilde belirledik. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Yanda verilen tepkimelerin türlerini karşısındaki boşluklara yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar birinci tepkimeye baktığımız zaman tabi bir tepkime birden fazla türün içerisine de girebiliyor. Mesela bir tepkime için ben hem yanma tepkimesidir, hem bir sentez tepkimesidir, hem bir redoks tepkimesidir diyebilirim. Ama biz bir tane böyle en belirgin olan türünü belirtelim. Mesela burada metan gazını görüyoruz, oksijen gazıyla tepkimeye girmiş. Bu bir yanma tepkimesi arkadaşlar. Bakın yanma tepkimesi diyebiliriz hemen şuraya yazalım yanma tepkimesi hemen gelelim ikincisine azot hidrojenle birleşmiş amonyak oluşmuş şimdi burada benim dikkatimi çeken iki madde birleşiyor yeni bir madde oluşuyor o zaman bu sentez tepkimesidir diyebiliriz değil mi sentez yani birleşme tepkimesi devam edelim arkadaşlar bir altta potasyum yiyodur kurşun 2 hidroksit bakın tepkimeye girmiş Kurşun 2 iyodür ve potasyum hidroksit oluşmuş. Burada dikkat ederseniz çözelti halinde olan maddeler var ve bir çökelti meydana gelmiş. O zaman bu tepkime bir çözünme çökelme tepkimesidir diyebiliriz. Evet şuraya yazalım çözünme çökelme tepkimesi. Hatta bu tepkime ile ilgili şöyle olur da e, sizin dersinize giren öğretmeniniz sorabilir. Net iyon denklemi İstenirse arkadaşlar çöken maddeye göre yazılıyordu hatırlarsanız. Bir de seyirci iyonlar sorulabilir. O ise çökmeyen iyonlardır. Yani şuradaki potasyum artı ve hidroksit eksi de seyirci iyonlardı. Bakın kurşun 2 iyodür. Net iyon denklemini yazmanız için gereken bileşik potasyum ve hidroksit ise seyirci iyonlardı. Bu konuyu çalışırken özellikle ona da dikkat edin önemli bir yerdir. E, karşınıza çıkabilir. Sodyum hidroksit arkadaşlar hidroklorik asitle tepkimeye girmiş. E sonuçta bu bir baz yanındaki de asit olduğuna göre ben bu tepkimeye bir asit baz tepkimesi ya da su oluştuğundan dolayı nötrleşme tepkimesi de diyebilirim arkadaşlar. Şöyle nötrleşme diye e, yazabiliriz. Evet nötrleşme tepkimesi. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. 6. soruyla devam ediyoruz. 6. soruya geldik. Diyor ki. 3'er mol azot ve hidrojenin tam verimli tepkimesi için yandaki soruları cevaplayınız. Şimdi bu tepkimeyi arkadaşlar şöyle bir alta alalım. Daha böyle derli toplu şeyler yazalım. Böyle değerleri düzgün bir şekilde yerine yazalım. Evet tepkimemiz şurada olsun. Bize ne demiş? Diyor ki 3'er mol azot ve hidrojenin. Yani şundan 3 mol şundan da 3 mol alacakmışız. Tamam yazdık tam verimli tepkimesi için yandaki soruları cevaplayınız demiş. Kaç mol amonyak elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda tam verimli diyorsa maddelerden en az birinin bitmesi gerekiyor değil mi? İkisi de bitebilir. bir de bitebilir. Peki hangi madde tükenecek? Yani sınırlayıcı madde hangisi? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Şöyle yapıyorsunuz. Şu 3 molü kat sayıya bölüyoruz arkadaşlar. 3 bölü 1 kaç yapar? 3 yapar. 3'ü 3'e böldüğümüz zaman 1 yapar. Peki hangisi küçük çıktı? Şu daha küçük değil mi? O zaman sınırlayıcı yani tükenecek madde hidrojen gazı olacak. Ben o zaman şuraya eksi 3 mol diyorum. Bakın 3 mol var 3'ünü harcıyorum. E burası 3 harcanırken bu 1 harcanacak. Tepkime denklem çünkü bana öyle ifade ediyor. O zaman şuraya da eksi 1 mol diyorum. 3'ün 3'ü gitti kalan 0. 3'ün 1'i gitti kalan 2 mol N2. Burada amonyak oluşacak arkadaşlar. Bakın 1'e 1 bir harcanıyorsa 2'ye kaç oluşur? Tabii ki 2 mol oluşur. Şuraya 2 mol oluşur diye yazabiliriz. Ya da 3'e 3 ise 2'ye 2 de diyebilirsiniz. Bakın istediğiniz kat sayılar üzerinden geçiş yapmanız mümkün. Bunları cevapladıktan sonra zaten hepsi tek tek çıkacak. Kaç mol amonyak elde edilir demiş. 2 mol elde ettik. Hemen 2 mol diyelim. Sınırlayıcı madde kimdir demiş. Yani tükenen madde kim? Bakın, tükenen hidrojen gazı. O zaman H2 gazı diyelim. Artan madde kaç mol'dür demiş. E, artan kimde? Azottu. Kaç mol arttı? 2 mol arttı. Onu da şöyle yazabilirsiniz. Evet, özellikle bakın e, sınırlayıcıyı tespit ederken eldeki miktarı kat sayıya bölüp küçük olanı tercih etmeniz gerektiğini unutmayın arkadaşlar bazen şu akla gelebiliyor. Az olan önce tükenir, çok olan artar vesaire. Bunlar arkadaşlar bazen doğru çıkar, bazen yanlış çıkar. O yüzden dikkat edin. Ne yapacağız? Eldeki miktarı katsayıya böleceğiz. Oranı küçük olan madde önce tükenir diyeceğiz ki hiçbir şekilde şaşırmadan soruyu rahatlıkla çözebilelim. Devam edelim. 7. soruya geldik. Diyor ki tepkimeye göre 5.4 gram alüminyum metali yeterince hidroklorik asit çözelsiyle tepkimeye girdiğinde Oluşan hidrojen gazı kaç moldur? Bu tepkimemiz de mı arkadaşlar? Yine düzenleyelim. Bakın şöyle. Soruları çözerken sizler de bu tepkimeleri tekrardan yazarsanız ve değerleri altına tane tane yerleştirirseniz arkadaşlar hem sorunun çözümü göze hoş gelir. Göze hoş gelmesi önemlidir biliyorsunuz. Hem de arkadaşlar sizler tane tane ne yaptığınızı görmüş olursunuz. Şimdi 5.4 gram alüminyum metali. Ben ne yapayım? Şunu mole çevireyim öncelikle. Alüminyumun molünü bulursam zaten kat sayılar yardımıyla hidrojenin molüne geçiş yaparım. E, benden de zaten hidrojenin molünü istiyor. Hiç e, farklı bir şey yapmaya gerek yok. Gram listeseydim molü de grama çevirirdik. Önce şu değeri mole çeviriyoruz arkadaşlar. N eşittir diyorum. Bakın şuraya yazıyorum. N eşittir m bölü MA. Peki kütlemiz kaç? 5.4 n eşittir 5.4 bölü. Mol kütlemiz sorunun altında bakın veriliyor. 27 olarak yazıyorsunuz. Normalde 54 bölü 27 olsaydı 2 gelecekti. Ama şu anda 0.2 mol oluyor. Bakın bir virgül kaydırmış oluyoruz. 0.2 molü yazın buraya. Kimin molünü bulduk? Alüminyumun molünü bulduk. Hemen altına yazıyorum. 0.2 mol. Burada diyor ki Yeterince hidroklorik asit çözelsiyle tepkimeye girdiğinde yani şunun tamamını harcayın diyor. Yeterince hidroklorik asit varmış. Ben o zaman şöyle derim. 1'e 0,2 mol harcıyorsak arkadaşlar 3 bölü 2'ye ne kadar oluşur? Bakın 1'e 0,2 ise 3 bölü 2'ye ne yapar? O oranı hemen hesaplayalım arkadaşlar. 2,5 yapar değil mi? Bakın bir daha şöyle diyelim. 1'e 0,2 ise ee... 3 bölü 2'ye diyelim. 1,5 diye yazmayalım. 3 bölü 2'ye x diyelim. Burada içler dışlar çarpımını yapın. Bakın buradan kaç geliyor o zaman? 0.3 mol geliyor. 0.3 mol. Evet. 0.3 mol. Bakın şöyle. Hemen x eşittir. 0.2 çarpı 3 bölü 2'den. Bakın sadeleştirdiğiniz an 0.1 çarpı 3'ten 0.3 mol diyelim. 0,3 mol geldi. 0,2'ye 0,3 mol'ü bulmuş olduk. Peki bizden zaten mol'ünü istemiyor mu? İstiyor. Cevabımız 0,3 mol olacakmış. Evet 20 puanlık bir soruymuş. Evet değerleri dikkatli bir şekilde yazarsanız inşallah böyle bir sorudan da 20 puanınızı kaparsınız. Tabi 10 soru sorulmazsa 8 soru gelirse 20 puanlık 2 tane soru oluyor zaten. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza 8. soruyla tamamlayacağız bu yazılıyı da. Kalsiyum karbonat katısı, kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına dönüşüyor. Kütlece %50 saflıktaki 200 gram kireç taşı ısı ile tamamen parçalandığında oluşan karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diye sorulmuş. Hemen yine bu tepkimeyi alalım. Temize çekelim. Bakın şuraya alıyoruz. Sizler de dediğim gibi böyle tepkimeleri üstüne karalayarak değil de yazılı sınavlarda arkadaşlar böyle ayrı ayrı yazarsanız çok daha sağlıklı bir çözüm yapmış olursunuz. Hem size puan verecek olan öğretmeniniz de ne yaptığınızı daha net bir şekilde kavrayacaktır. Şimdi bakın burada %50 saflıktaki diyor ya arkadaşlar demek ki 200 gramın tamamı kireç taşı değil. Bunun %50'si kireç taşı. E peki 200'ün %50'si ne yapar? Hemen hesaplayalım. 200 çarpı 50 bölü 100. Bakın yüzde hesabı da böyle yapabilirsiniz. 200 çarpı 50 bölü size 200'ün yüzde 50'sini verecektir. Şuradan sıfırları siliyoruz. E ne yapar? 100 yapar değil mi? 100. Demek ki bizim elimizde 100 gram kalsiyum karbonat var. Bir daha söylüyorum. 200 gram demiş ama bunun yüzde 50'si safmış. Yani yüzde 50'si işe yaramayan madde. 100 gram da kalsiyum karbonat çıkıyor o zaman yüzde 50'sini alınca. Ben o zaman şunu arkadaşlar 100 gram alacağım. Peki benden kimi sormuş? Oluşan karbondioksit gazının hacmini sormuş değil mi? E bunu mole çevirelim. Hemen yazalım. N eşittir. M bölü MA'dan 100 bölü. Mol kütlemiz kaç arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Kalsiyum 40. Karbon 12. Bakın kalsiyum var. karbonlar 3 tane de oksijen var. O zaman artı 3 çarpı 16 diye yazarsak. Bakın burası 52 yapıyor. Buradan da 48 gelir 100 yapıyor. O zaman şuraya da bir 100 yazalım mı? Yazdık. Kaç mol geldi? 1 mol çıktı. Bakın 1 mol neyimiz var? Kalsiyum karbonat var. O zaman şuraya 1 mol harcandı der isem. Karbondioksitte 1 mol oluşmaz mı arkadaşlar? Sonuçta kat sayıları eşit. Tepkime denkleşmiş. O zaman 1 mol oluştu. E benden neyini soruyor? Hacmini soruyor. E hacim formülü neydi? N eşittir V bölü 22,4 mole hacme çeviriyoruz. Bir yerine yazalım. 1 eşittir V bölü 22.4'ten çarpımlar yaparsanız V eşittir 22,4 litre olarak bulmuş olursunuz. Evet bu videomuzda da arkadaşlar burada tamamlamış olduk. İnşallah devamı gelecek. Bunun arkadaşlar ikinci ve üçüncü senaryolarında inşallah çözüp paylaşacağım. Sizler bunlarla artık bir şeyleri oturtmuş olursunuz. Dediğim gibi videolarda izledikten sonra ya da izlerken beğen butonuna tıklarsanız arkadaşlar kanalımıza katkıda bulunmuş olursunuz. Bu videoların devamlılığı açısından da bizi motive ediyor. İnşallah arkadaşlar dediğim gibi daha sık videolarla karşılaşırız. Sizlere daha fazla katkıda bulunuruz. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.